Merhaba arkadaşlar. Buketli Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizlerde gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek fincanımız. Hep beraber dinleyelim. Öncelikle aramız yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye sorulmakta. Aşağıda bıraktığım bir link var. Tıkladığınızda sadece WhatsApp'tan bana yazarak ulaşım sağlayabiliyorsunuz ve de Bukete Kahve Falı Instagram hesabından da ulaşım sağlayabilirsiniz. 0533 031 0132 telefon numarasından sadece yazarak arkadaşlar. Ben fincanımı kapatırken izleyecek bütün arkadaşlarımın gönüllerinden geçirdiği ne varsa gerçekleşsin niyetleriyle kapatmaktayım. Sizler de niyetlenin bakalım neler söylüyor fincan bizlere. E, neyse artık beklediğimiz ki hastalara bir an evvel şifa inşallah gönlümüzün derdine de derman diyorum ve... E, fincanımı açıp sizleri de yorumlayacağım çok güzel sıçradı bir direğiniz var belli ki niyetlendiniz gönülden niyetlendiyseniz güzel bir cevap alacaksınız mesajıdır bu arkadaşlar bilginiz olsun gayet de güzel bir gözyaşı sevinç gözyaşı da dökecek diyor zaten fincanımızı açar açmaz şimdi ben fincanımı açtıktan sonra bir geçmiş varsa burada bir enerji olarak dile getiriyorum Arkadaşlar, yani bizi biz yaparlar. Zaten son iki aylık özellikle daha yoğun duygular burada yansır. Son yaşadıklarınızla alakalı bazı mesajlar varsa dile getiriyorum ben. Yani şurada şöyle bir şey olmuş bir defa. Siz boynunuzu hatta şöyle, şöyle gösterirsem daha mı iyi olacak? Evet. Sizin kafanızda iki kişi var, iki kişi belirmiş. Beliniz bükük. Önünüzdeki bir insana söylüyorsunuz. Aranızda da biri var. Yani baktığınız sizden küçük olan iki kişi söz konusu burada. Hali hazırda iki kişiyi savunarak ya da ikiniz için yaptığınız bir şeymiş gibi düşünün bunu. Nedir arkadaşlar? Hali hazırda kendi eşiniz ve sizin adınıza evlatlarınız için yaptığınız bir hamle. Çok kafanız büyük kafanızda sadece bu iki kişi çıkmış. Keza çeşmeniz de yanınızda kısmetli bir insansınız eğilmişsiniz şuradaki iki insana bir şey anlatıyorsunuz bu iki insan sizden artık gözünüzde küçülttüğünüz insan diyebiliriz. Ee, i̇kisi konuşuyorlar ama sizin için artık bir önemi yok diyebiliriz buna. E çünkü kafanızdaki iki kişi için buradaki konuşan iki kişi silmişsiniz gibi. E bu insanlarla sonrasında tekrardan konuştuğunuzu görüyorum. Özellikle bir tanesi gelip size geleceğinize dair bir şeyler söylemeye çalışıyor. ama Çok mu izin vereceksiniz? Hayır. Çünkü sanki şey demiş. Birisi gelmişse harfi olması muhtemel. Birisi diyor ki ben bu insan yüzünden sana bunu bunu yaptım. Sizin duruşunuz burada çok dik arkadaşlar. Kendinden demin. Nitekim aldığınız bir karar olmuş. Arkanızda bırakıyorsunuz bu olaylara bakın. Yönünüz tamamen gelecek odaklı olarak çıkmış. Yaşadığınız neyse, yaşatılan neyse bunun mücadelesi verilmiş evet ama artık diyorsunuz ki ben önüme yoluma bakacağım. Yaşadıklarımı geride bırakacağım. Bu şu anlama gelebilir. Psikolojik olarak bir güçlenme hissetmişsinizdir ya da zaten gerçekten kafanıza takmayacaksınızdır. Bu olaylar sonlanmıştır da denilebilir elbette ki. Şimdi önünüzde bekleyen resmi bir süreç söz konusu bu resmiyet mahkemede olabilir mi alım satımda olabilir mi bir miras olur bu tayin terfi olur yani devlete bağlı ya da hayatınızı etkileyecek ciddi oranda hani resmi imza bu Kimi zaman dosya olarak görünür, kimi zaman imza olarak. Ben burada imza olarak görüyorum. Başınıza da bir ay doğmuş zaten devlete bağlı ya da resmi ibare olan bir işle ilgili. Hani ya bu süreci artık resmiyete döktük de ben bundan sonra çekileceğim aradan. işi resmiyet süreci idare ettirecek diyeceksiniz demişsiniz ya da. Ya da hali hazırda kafanızda zaten bu insanları ekarte edip resmi işlere yoğunlaşmışsınız da diyebiliriz aslında. Şimdi e, göğsünüz kabarık bir şekilde birine parasal olarak aldığınızı görüyorum. Göğsünüzün kabarık olduğunu görüyorum. Yani hak edişiniz burada sizin. Yani ben bunu hak ederek aldım dediğiniz bir para durumunuz var gündeminizde. Şimdi bu parayla ilgili e, arkadaşlar birisi ya bir zeminde karşılıklı konuştuğunuzu görüyorum ama bakar mısınız ne kadar küçültmüşsünüz minicik kalmış karşınızdaki insan. Bir yükün üstündesiniz. Etrafınız biraz bilinmez. Şöyle bilinmez. Kendi vesvesenizle aslında kendinize bir bilinmez yaratmış gibisiniz burada. Ee, çok bir, bir kedi görüyorum. Bir dost eli gelecek demektir. Bu kadın olabilir. Çünkü ikinizi konuşurken görüyorum ve çok temiz niyetle gelen bir insan var. Sizin bu resmi süreciniz en geç or Ocak ortasında kadar sonuç verir. Şöyle çünkü arkadaşlar ocak o sonunda parasal yükü eline almış karşılıklı öpüşen yani şurada zaten kafalarınız birbirinizde olduğu için çiftsiniz partnersiniz öpüşüyorsunuz diyebiliyorum köklü bir ilişki diyebiliyorum. Ya köklü ilişkinize birisi <laughs> ah, çok pardon çok yaşa diyen arkadaşlarım refleks olarak da söyleyebiliyor ya bazen insan herkes gerçekten çok yaşasın hatta sağlıklı yaşasın inanın sağlıkla sınandım şimdi aile fertlerim sınanıyor o yüzden hatta özelden ulaşım sağlarken bazı aksamalar yaşıyoruz yani insanın sağlıktan öte zenginliği yok ya bunu çok net hani hep derim ki ben fallarımda da bir insanın derdi, gam, keder, tasa neyse Allah dermansız dert vermesin arkadaşlar ki sağlığımız yerindeyse inanın hepsi geçiyor. İnanın hepsinin üstesinden gelebilir bir insan. Rabbim sağlıkla ilgili şifa bekleyen her herkese başta şifalar versin diyorum. E, nitekim şimdi e, şurada iki kişi olarak bir hak ediş, bir yaşasın hali var arkadaşlar orada. Yani sizi birisiyle öpüşürken görüyorum. Bu bir partner olabilir. Hali hazırda evliyseniz ya da ben burada sarılmış bir çift olarak gördüğüm için şöyle bir şey var burada. Oldu mu be? Oldu. Yaşasın. Hallettik. Üstesinden geldik. Geçti. Ya da hayatıma hoş geldin durumu var çünkü. Yani ya var olan biriyle bir müjde ya da zaten ben sıkıntılı sürecim bittim. Sen de nerede kalmıştın? Hoş geldin. Ben partner olarak değerlendiriyorum. Şimdi siz burada partnerken yalnız iki kişi aracı mı oluyor acaba dedittirdi Şimdi hali hazırda burada biri bakıyor iki taraf bakın siz iki kişisiniz burada bir kişi var arada kalmış iki kişi var hani sanki iki tarafı da idare eden bu idareden kastım bu arada evlenmiş ayrılmış iseniz belki iki tarafında çocukları olabilir. Yani siz burada iki kişisiniz. Burada birisi tek. iki tarafın ortasında kalan bir e, iki kişi var. Bunda sanki aracıymış gibi bakıl, görüyorum bunu. Yani size birisi vesile olabilir. Ara bulan biri olabilir. Tartışmalarınızı da sonlandıracak biri olabilir. Bu iki kişi de sizin zaten bu aracıyla beraber durumunuza bakıyor. Haricinde burada e, bir büyük olarak görünüyor. Hani sizin beraberliğinize ya da berab, hmm, diyelim barışmanıza diyelim, hayatınıza birinin girmesine diyelim birisi izliyor, ama bunu aracı olacak biri var. İki kişi de sizi izliyor şeklinde haricinde bağımız olan iki kişi de size bakıyor şeklinde görüyorum. Buradaki büyük sadece hani bir izleme modunda bu izleyişi de şöyle görüyorum. Ee, hani hmm, hani üzmeyecekler değil mi birbirlerine gibi bakıyor. Evet üzmeyeceksiniz birbirinizi. Gayet net tertemiz yollarınız çünkü sonrasında çıkmış Ocak sonu itibariyle hayatınızda artık mücadele ettiğiniz neyse e, geride kaldığını görüyorum arkadaşlar. Bu mücadeleyi geride artık bundan sonra sen varsın der gibi birbirinizle beraber devam ettirdiğinizi görüyorum bu mücadeleyi güzel yollarınız çıkmış tertemiz dilekleriniz çıkmış şubat mart aylarında toplamda 4 yol gibi 4 karar gibi hatta bunların bir tanesi net dilek olarak vermiş dolayısıyla 3 yolunuz var bir dileğiniz var dileğiniz gerçekleşmiş dilekte bir hata, tatravalı gibi dengeyi sağlamaya çalıştığınızı net görmekteyim haricinde burada iki kişisiniz şurada iki kişisiniz keza burada konuşup bir yola gidiliyor ortak karar alınır Sonrasında yolla alakalı bazı gelişmeler yaşanır. En geç Şubat'ın sonunda var olan bir dileğiniz var ki o kadar temiz dengede duruyor ki gözyaşıyla karşılayacaksınız dediğim noktada gelecek olan habere dair bir gözyaşı olabilir. Yolunuz temiz. Resmi süreciniz sonlanıyor. Özellikle Ocak ortasında. Sonra Şubat Mart aylarında gibi gördüğüm bir resmi süreç var ama bu resmiyet ne sanki davaysa dava bitmiş de ekstra bir şey alın bir şey satınmış gibi. Yani bir e, ne diyelim ona? Sınava girecekmişsiniz gibi, kendinizi geliştirecekmişsiniz gibi, mülakatmış gibi ya da anlatabildim mi? Her, yani böyle dava resmi süreçten ziyade sizin adınıza güzel gelişmeler sağlayan, gönlünüzde olan sürece girdim diyorsunuz. Tamam ben bunu bunu hallettim. Bundan sonrası şunu alacağım, bunu satacağım, böyle olacak gibi. Yani planladığınız ne varsa hayat aslında Şubat ve Mart itibariyle size bunu sağlayacaktır diyorum arkadaşlar çok net. Özellikle Mart sonundaki o iki kişinin birlikte yol aldığı ve iki tarafın Hakikaten sizi izleyenleriniz var. Hakikaten çok şükür oldu diyenleriniz var. Yani ben partner dedim ama karı kocaysanız bile siz bu işi ustalıkla halletmiştiniz. Bu sıkıntı hissettiğiniz olayınız her neyse bununla alakalı net bir sonuç var. Ve bu sizi mutlu eden bir sonuç arkadaşlar. Bunu da söyleyebilirim size. Güzel gözleşiniz gerçekten devam ediyor. Yani şey diyorsunuz ben çok çektim çok mücadele verdim. Ve karşılığında çok şükür artık alıyorum diyorsunuz arkadaşlar. Bunu çok net gözyaşlarınıza yansıdığını. Bu gözyaşlarının temiz olduğunu düşünün ama. Çünkü şey değil orada ağlıyorsunuz. Bir gam var bir keder vardan Ziyade çok şükür mükafatını görüyorum dediğinizi görmekteyim. Kaslı bir insan var. Uzun boylu esmer. Arkasını bırakmış insanları. Bir sırt ağrısı yaşayabilir bu insan. Sadece boyun tarafında haricinde karşısında zaten sevdiği kadın diyebilirim. Bir A harfi görüyorum. Yani bu adamın, bu, burada bir adam var. Adamın ayak bağı varmış. Bunlarla mücadelesi olmuş. Sırtında bir sırt ağrısı var. Haricinde arkasında bıraktığı kişiler var. Karşısına da eşini almış. Yani ben burada evli, mutlu, çocuklu bir çift görüyorum arkadaşlar. Kafasında iki çocuğuyla ilgili, karısıyla beraber güzel bir aile tablosu olsun diye uğraşan, didinen bir adam çıkmış burada. Yani bekarsanız da hayatınıza bir erkek girecek. Keza erkekler hani izleyen erkek arkadaşlarımız da var neticede eğer bekarsanız hayatınızda evlatlarınızla beraber mutlu olacağım dediğiniz bir süreciniz var Mart itibariyle yuvanızda bir mutluluk söz konusu burada zaten çok net arkasını duran bir kadın çıkmış yani e, aşk hayatınızda arkanızda duracak bir kadın var sizin diyebilirim sevgili izleyici erkek arkadaşlarım ya da e, sevgili kadın arkadaşlarım tabi ki de Öyle bir adam vardır ki her şartta arkasınızdasın. Ha? arkasında durursunuz bu adamın. Yani tereddütsüz. Sırtında ben yakınlığındayım. Senin de yardımın, yardımcınım. Evet doğru düşünüyorsun. Hem fikiriz. Yani fikir olarak da birbirinize yatkın düşüncelerdesiniz. Keza ya önünüzde, önünüzde aydınlıkta. Aile ile ilgili güzel gelişmeler. Hanenin içi çok temiz çıkmış. İşle ilgili 3 kişi konuşma sonrasında zirveye çıkacak mısınız? Yaşayacağınız bir mücadele özellikle Nisan ayını kapsıyor. Bir ikilem yaşayacaksınız. Böyle bir çatal çıkmış. Haricinde o çatalı öyle de güzel bir aşacak, öyle de güzel bir zirvede olacaksınız ki önünüz tamamen aydınlık. Ben diyorum ki size Şubat Mart temiz olacak. Mart itibariyle ailede özellikle erkek olan kişinin ailesine yakın bir sorunu varsa bile onları halletmiş, mutlu bir aile tablosu çizmek için elinden geleni yapan bir adam var hanenizin ortasında annedir babadır yani düşünceniz de rahat içiniz de rahat aileyle ilgili sıkıntınız da kalmamış iş diyorsunuz 3 kişi konuşuyorsunuz Mart sonunda Nisan'da bir ikilem yaşayacaksınız bu 3 kişiyle konuşma sonrasında ama çok net ben derim ki size yanınızda bir güneş çıkmış önünüzde bir aydınlık var lidersinizdir yöneticisinizdir işleri sizin istediğiniz gibidir ya da çok çalışıyorsunuz bile mesaiye kalıyorsanız bile hakkınız alır, alırsınız yani burada haksızlığa uğruyorsunuz Kariyer hayatınızda bir haksızlık söz konusu vardır aman diyemiyorum gerçekten önü açık bir fal güzel bir enerjisi vardı arkadaşlar ben söyleyebileceklerimi dile getirdim dilimin döndüğünce dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim umarım ki e, size de şifadır umarım ki size de bir rehberlik edebilmiştir ben söyleyebileceklerimi söyledim bu fal için böyle önünüz açık. İnşallah da tez vakitte çıksın diyorum. Nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye sorulmakta. 0533 031 0132 telefon numarasından bana sadece WhatsApp üzerinden yazarak ve de Buket'le Kahve Falı Instagram üzerinden de yazarak ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Son bir 15 günümüzdür sağlıkla sınanıyorum. Önce ben sonra aile fertlerim vesaire derken böyle bir zincirleme maalesef sağlıkla sınanıyoruz. Çok şükür ki negatif bir durum yok. Çok şükür ki korkutulacak bir şey yok. Ama ve lakin başta herkese sağlık şifa versin Rabbim diyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Yorumlarınızdan okuyorum. İnanın bana gönlümü bırakıyorum. Orada aldığınız enerjiyi ki o kadar güzel bana dönüyor. Benden size verebiliyorum ki bu bağ beni mutlu etmekte. O yüzden çok pozitifsiniz. Buket Hanım iyi ki varsınız. Sizler de iyi ki varsınız arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Gönlünüze sağlık. Destekleriniz için keza öyle. Süreç zaten bizleri çok te hani, İnanın maddi anlamda her şekilde bolluğumuz, manevi anlamda bolluğumuz varsa bile işin içine sağlıkla sınanmak girince herkesin psikolojisi alt üst olduğu başta sağlık o yüzden sağlığımız yerindeyse su yolunu bulacak. Elbette ki sınanıyoruz. İniş çıkışlarımız elbette ki var. Elbette ki arkadaşlar, kapanmış kapılar can acıtır ama inanın ki bana yenileri açılacaktır. Açık belki de kalması size şer getirecekti. Hayır olduğu için kapandı diye bakmakta fayda var. Bunun için de şöyle düşünmeliyiz diye düşünüyorum. Dün nelerle mücadele ediyorduk? Bugünkü sınavlarımıza hele bir bakalım. Yarın da daha neler bekliyor? Hiçbirimiz bilmiyoruz. O yüzden yarınlarımızda umudumuzu yitirmeyelim. Benim size naçizane tavsiyem budur arkadaşlar. En büyük ardımız umutsuzluk, hiçlik. Bu kadar güçsüz olursak bu hayatta başarılı olamayız. Silkelenip kendimize kendi hak ettiğimiz değeri verme zamanı geldi de geçiyor bile. O yüzden insanlar bu kadar acımasızken siz de umudunuzu yitirmeyin. Elbette ki etme bulma dünyasındayız. Bakın en yakınlarınızdan aldığınız darbeler elbette ki vardır ve canınız yanmıştır amma velaki şuna çok inanıyorum ben bir insanın kalbinde ne varsa çevresindekileri de onu verebiliyor dolayısıyla siz kalbinizi güzelliklerle doldurun hak ettiğiniz güzellikler ışık hızıyla size geri gelsinler baktınız ki size zarar veren insanlar şimdilik zafer kazanıyor gibi keyifleri yerinde ama inanın ki şimdilik çünkü et ve bulma dünyası sen neyi yaşatıyorsan sen de bu dünyadan bunu yaşamadan göçmeyeceksin o yüzden Allah herkese kalbin ekmeğini versin. Beddua negatif enerjisi üstünüze almayın. E, döner dolaşır sevdiğinden çıkar diyorlar. Sevdiğinin bu meselede işi yok diyorum ben her zaman. O yüzden herkese kalbinin ekmeğini yemesi için dua ederim. En doğru dua da budur diye düşünmekteyim. Ben çok şifa buluyorum. Buyurun belki size de işe yarar. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin diyorum. Ki en önemlisi gerçekten. Yarınlarınızın umudunuzu yitirmeyin diyorum. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Bu üç buket temennisidir. Kendimi uygulayıp şifa bulmaktayım. Umarım sizlere de iyi gelir. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. O zamana kadar arkadaşlar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşçakalın.